Abdülkadir Geylani Hazretleri Hicri 545 senesinde medresede Ramazan ayının 3. günü Cuma sabahı şöyle sohbet yapmıştır. Ey cemaat! Allah'a koşunuz! İnsanlardan, dünyadan özet olarak Allah'ın dışındaki her şeyden Allah'a kaçınız. Kalplerinizle O'na dönünüz. O'na yöneliniz. Allah'ın şu sözünü işitmediniz mi? Dikkat edin, bütün işler sonunda Allah'a döner. Şura Suresi. Ey evladım! İnsanlara beka gözüyle bakma. Aksine onlara fani gözüyle bak. Hiçbir insan dünyada baki kalmayacak. Bir gün hepsi fani olacak. Bunu bilerek onlara bu gözle bak. Onlara sana zarar veya fayda verebilirler düşüncesiyle bakma. Bilakis onlara aciz ve zavallı varlıklar gözüyle bak. Hakkı birle ve ona tevekkül et. Allah'ın ezelde takdir ettiği ve hükmünü verdiği konularda hezeyanlar savurma. Dünya ve dünya üzerinde bulunan her şey ezelde takdir edilmiş ve hüküm verilmiştir. Müminin kalbi özellikle her türlü sebeplerden soyutlanmış olan müminin kalbi bu gibi hezeyanlardan temizlenmiş ve onun hakka bağlılığı güçlenmiştir. Mümin bir takım sebeplerle başkalarının ve aile efradının baskısı altında kaldığında onlara karşı Allah tarafından yardım görür ve kendisine onlara karşı direnme gücü verilir. Müminin kalbi devamlı Allah ile beraberdir. Onun dışındaki her şeyden kalbini boşaltmıştır. Ondan bir an bile uzakta bulunmaz ve devamlı onunladır. Ondan herhangi bir hususta takdir ve hükmünü değiştirmesini istemez. Zira o Allah tarafından ezelde takdir edilmiş bir hükmün değişmesinin mümkün olmadığının farkındadır. Taksimatlar ezelde yapılmış ve hükme bağlanmıştır. Onlarda ne artma ne de eksilme olmadığının şuurundadır. Dolayısıyla mümin bu konularda rızkının ne artmasını ne de noksanlaşmasını istemeyeceği gibi kısmetinin gecikmesini veya acele gelmesini de talep etmez. Çünkü mümin ezelde taksim edilen rızkın belirli vakitlerde takdir edildiğinin şuurundadır. İşte bu ve benzeri müminler insanların en akıllısıdır. Kısmetlerinin artmasını, noksanlaşmasını, vaktinden önce acele gelmesini veya vaktinden sonraya gecikmesini isteyenler ise delilerin ta kendileridir. Allah'ın hükümlerine razı olur. Kendisiyle ve başkalarıyla ilgili durumlarda ona uyarsa, Allah kendisini ona sevdirir ve tanıtır. O insanın geri kalan ömrünü onun muradına uygun bir şekilde geçirmesini sağlar. Ve o insanı dünya hayatında muvaffak kılarak onun kendisine yakınlaşmasını sağlar ve şöyle buyurur. Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim. Taha Suresi. Bu kişi şaşkınlığa düşüp ne yapacağını bilemez hale geldiğinde Hazreti Musa'ya seslendiği gibi Allah da o kula muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim diye seslenir. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya bu sözü zahiren söylemişti. Bu arif kişinin kalbine ise batinen söylemiştir. Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim sözünü Allah kendisinden bir lütuf ve rahmet olarak Yüce Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de bir kerameti olarak o mümin arif kuluna işittirir. Peygamberlerin mucizeleri açıktır. Velilerin kerametleri ise gizlidir. Veliler peygamberlerin varisleridir. Onlar Allah'ın dinini ikame ederler. Aynı zamanda da insanlardan ve cinlerden olan şeytanlara karşı onu muhafaza ederler.
Sen Allah'ı bilmezsin, peygamberleri bilmezsin, velileri tanımazsın. Ey münafık! Allah dostlarının içinde ve üzerinde bulundukları halleri sana kim bildirdi? Sen Kur'an okuyorsun fakat ne okuduğunun farkında değilsin. Sen bir takım ameller yapıyorsun fakat ne yaptığını bilmiyorsun. Bu ahiret düşüncesi olmadan sırf dünyalık için yapılan şeylerdir. Bütün bunlardan sonra kalkıyorsun, bir de Allah dostlarına saldırıyorsun. Akıllı ol, edepli ol, günahlarından tevbe et. Tövbeye ve suskunluğa sarıl. Ölümünü tefekkür et. Kabre taşınacağını tefekkür et ki hakikati öğrenesin. Allah rızası için amel et ki o sana dünya ve ahirette kendisiyle göreceğin bir nur bahşetsin. Sizlere anlattıklarımı can kulağıyla kabul ediniz ve onun yolunda çalışınız. Kader hakkında yerli yersiz konuşmayı terk ediniz. Zira bu sizin hevesinizdir ve seviyenizin düşmesine sebep olur. Ne yapalım kaderim böyleymiş diyen tembellerin dayanağı olur. Biz kaderle ilgilenmeyiz. Biz kuşağımızı bağlar, çalışır ve güzel ameller işleriz. Biz, o şöyle dedi, biz şöyle dedik. Niçin nasıl demeyiz? Allah'ın ilmine müdahale etmeyiz. Biz çalışırız. O ise dilediğini yapar. Allah-u Teala bu konuda şöyle buyurdu. Allah yaptığından sorumlu tutulamaz. Onlar ise sorguya çekileceklerdir. Enbiya Suresi. Bu yolda kat ettiğin mesafe bitip Allah da seni kendisine yakınlaştırdığında, bütün bu durumlar sağlıklı olarak gerçekleştiğinde Allah-u Teala seni dünyaya karşı zahit, ahirete karşı ise heveskar kılar. İsmini Hakk'a yakınlık kapısının üzerinde cehennemden, Allah'ın azat ettiklerinden filan oğlu filan diye yazılı olarak bulursun. Bu hal ne bozulur, ne değişir, ne artar, ne de eksilir. Bu durumu görünce Allah'a karşı şükrün artar. Onun huzurunda hayır ve itaatler yapma arzun artar. Bununla birlikte sen gönül elinden korkuyu bırakma. Onun kudretini aciz görme. Allah-u Teala'nın şu kelamını oku. Allah dilediğini siler. Dilediğini de sabit bırakır. Bütün kitapların aslı onun yanındadır. Ra'd Suresi. Bu yazılanın peşine düşme. Onu yazmaya kadir olan, onu silmeye de kadirdir. Onu inşa etmeye güç yetiren, onu bozmaya da güç yetirir. Sen dünyadan geçip ahirete selamet ayağı üzere gidinceye kadar daima itaat, korku, endişe ve ürperti hali üzere ol. Bu hale ulaştığında artık sende ne değişme ne de bozulma olur. Ey cehalet, ikiyüzlülük ve dünyayı aşırı istemekten dolayı darlığa düşen kişi! Ey haram yiyen, bu halinle kalbinin nurlanmasını, sırrının durulaşmasını ve konuşmalarının hikmetli olmasını nasıl isteyebiliyorsun? Allah dostlarının konuşmaları zarurettendir. Zorunlu olmadıkça konuşmazlar. Onların uykuları hafif, yemeleri ise hastaların yemesi gibi azdır. Onlar hayatlarının sonuna kadar bu hal üzere yaşarlar. Onların yaşantıları Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de anlattığı meleklerin hallerine benzer. Allah'ın kendilerine emrettiği şeylere asla karşı gelmezler. Kendilerine emir olunan şeyleri yaparlar. Tahrim Suresi. Allah dostları meleklere benzetilmişlerdir. Hatta onları aşmışlardır. Meleklerin alimleri dünya ve ahirette onların sevdalarını onların yanına taşırlar. Ey cemaat, sözlerim sizlere ulaşmıyor. Sözlerimi gerçek manasıyla anlayamıyorsunuz. Benim sözlerim kalplere yöneliktir. Sözlerimi kalplerinizle ve sırlarınızla dinleyiniz.
O zaman içiniz de dışınız da huzura erer. Nefislerinizin ve arzularınızın hevesi kırılır. Şevhevi arzularınızın ateşi söner. Sizlerin hayatınızdaki en kötü duygular sizlere dünya hayatını sevdirip ahiret hayatından soğutan ve sizleri tehlikelere düşüren duygulardır. Allah dostlarından biri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir: gerçek takva şudur: kalbindeki bütün düşüncelerini toplayıp onları bir tabağın içerisine koysan, sonra onu üstü açık bir halde çarşıda bütün halka sunsan, eğer onda utanacağın bir şey yoksa işte bu takvadır. Senin takva sahibi olmadığına şu sözler kâfi değil mi? Allah'tan kork denildiğinde hemen öfkelenerek kızarsın. Sana hak ve hakikatler söylendiğinde dinlersin. Fakat onları hafife alırsın. Birisi senin hoşuna gitmeyen bir davranış sergilerse hemen ona kızıp üzerine öfkeni kusarsın. Müminlerin devlet başkanı Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh şöyle buyurdu: Allah'tan korkan gerçek takva sahibi olan insan öfkesini asla dışarı vermez. Allah-u Teala geçmiş ilahi kitapların birinde şöyle buyurmuştur: bana itaat ettiğiniz zaman sizi severim. İsyan ettiğiniz zaman ise sizlere kızarım. Allah-u Teala sizlere muhtaç olduğundan dolayı değil, merhametinden dolayı sizleri seviyor. O sizi kendisi için değil, sizin için seviyor. O senin ona itaat etmeni sever. Zira bu itaatin faydası sana dönecektir. O halde sen de seni senin için sevenle meşgul ol. Ona yönel. Seni kendi menfaatinden dolayı sevenden ise yüz çevir.